İyi akşamlar, orada mısınız acaba? Acaba bağlanabildim mi? Bir yorum yapın, ses çıkarın, anlayayım çocuklar orada mısınız? Bağlanabildim mi acaba? 6 kişi izliyor diye, 10 kişi izliyor diye şu anda görüyorum. Evet, anladım. Evet, geldim. Manoryanız burada. Ay harikasınız. Şahin merhaba, Şeref Fatoş merhaba. Mame Şahin Bozkurt, hepinize merhaba. Ben her zaman yorumlarınızı okuyorum. Ay manoş diyen dilini yiyeyim. Merhaba, hepinize merhaba. Değişmiş miyim? Sizler büyüdünüz, şimdi sizlerin çocuklarını büyütüyorum. Görüntü var, ses var, harika. Ay o günler geri gelse. O günler geri gelse ben genç olacağım, sizler çocuk olacaksınız. Ankara'ya çok geliyorum, annem orada oturuyordu. Teşekkür ediyorum, ben de sizleri seviyorum. İyiyim, hoş bulduk. Tek tek yanıtlamaya çalışıyorum ama çok hızlı akıyor. Ömer nerede kim bilir, Ömer at yarışta oynuyordur hala. İyiyim, çok teşekkür ederim. Yaşlanmışım değil mi? Ben yaşlandım ama sen de koca adam olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum, çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Aynı değilim bebeğim. Artık 50 yaşındayım. Sizler beni tanıdığınızda ben 26 yaşındaydım. Oynarım, tabii ki oynarım. Hay çocukluğun, hepinizin çocukluğu eminim. Annelerinizin mama yedirme saatidir bizim dizimizin saati. Beni izlerken mama yiyordunuz. Evet, benle büyüdünüz. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ay değiştim, değiştim. Biliyorum değiştiğimi. Ben iyiyim, sizler nasılsınız? Ne güzel, her Erzincan'a da geleyim. Ben çocuklar her zaman tiyatro yapıyorum ve tiyatroyla Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Ah, Hatay'dan gelen bir kedim var hatta. Hatay'a da çok gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi tatildeyiz. Bir şey yapmıyoruz. Bizde sezon yazın yoktur. Kışın çalışırız. 50 yaşındayım, biraz evvel söyledim. Manoş'u nasıl tarif edeyim? Manoş hatırladığınız gibi deli, çılgın. Rica ederim, hayvanları sevdiğinizi, en azından sevmeye çalıştığınızı biliyorum. Bence de güzel olurdu ama Sertaç'ın ekmeğiymiş o rol. Sertaç oynuyor, yapacak bir şey yok. Diziden çıkmadım, dizi zaten bitti. Yani çocuklar duymasın, önümüzdeki sezon olmayacak. Mutlaka birkaç sene sonra yine başlar ama biz var mıyız onu bilemiyorum tabi. Ömer'im sevmediğim huyu neydi? Hep yalan söylerdi biliyorsunuz, hep deli ederdi beni. Erzincan'a da geleceğim, Ankara'ya da geleceğim. Teşekkür ediyorum. Adana, wow, harikasınız. Lise yılların, sen büyükmüşsün bak. Benim oğlum 10 günlüktü ben diziye başladığım zaman. Şimdi 24 yaşına girdi, düşünün yani. Hatay'dan. Ay ne güzel, Hataylılar çok. Hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aa, kuryecide mi çalıştın? Ay kaçırdım yazıyı. Çok hızlı akıyor çocuklar, yetişemiyorum. Berlin'e selam söylüyorum. Tamam, gördüm. En iyi anlaştığım oyuncu. Çiçek taksisi valla aile gibiydi çocuklar. Ve biz yaklaşık 10 sene birlikte büyüdük. Çocuklarımız hepimizin eline doğdu. Son derece aile gibiydi zaten. O yüzden herkesi çok seviyordum. Evet, Evimiz Olacak mı dizisini de çok seviyordum. Annem Ankara'da oturuyordu, Çankaya'da. Yetişemiyorum çocuklar size. Şırnak'tan, Şırnak'a da çok selamlar. Çiçek taksiden neden ayrılmıştım? Ah çocuklar, bunu biliyorum, çok merak ettiniz. Bu hiçbir yerde de söylenmedi. Konu kapandı gitti. Bir ara meslek hayatımın sonu oldu sanmıştım. Çünkü çalışmama da izin verilmemişti. Bizim çalıştığımız firma, yani Erler Film, Ulusal Radyo Televizyon Kurumu biraz ciddi bir müessesedir. Siz ay yoruldum derseniz eğer, hatırlar mısınız bilmem, Tatlı Hayat vardı. Türkan Şoray'la Haluk Bilginer'in oynadığı dizi. O dizide konuk oynadığım için ceza verilmişti bana. Bu da benim çok ağrıma gitmişti.
Diyarbakır'a da selamlar. Görmeye çalışıyorum çocuklar ama radyodan anons ne yapayım. Sizin bildiğiniz Ahkedim gelmek istiyor. Sizle tanışacakmış. Piknik Sepeti FM miydi? Debriyaj FM miydi? Bilmiyorum. 96 yılında başladı çekimler. 96 Ocak ayında. Her zaman katılmaya çalışırım ben de. Fethiye'ye de çok selamlar. Cik cik diyen dilinizi yiyeyim. Ömer diyeyim ben de size. Keşke tekrar çekilse ama biliyorsunuz çok arkadaşımız rahmetli oldu. Çok arkadaşımız da başka yönlere kaydılar. Bilmiyorum yani çekilir mi? Çekilirse ben oynarım ama. Ama sizin o kadar çabanız var ki yani takdir ediyorum. Fan sayfanızı, fan sayfanızın kurucusunu, ismini unuttum sanma ne olur. Bulamadım şimdi bir anda çünkü okumaya çalışıyorum. İstanbul'dayım evet. Debriyaj FM evet. Alemin Kralı'nda da oynadım. Evet bildiğiniz hemen hemen birçok dizide oynadım çocuklar. Ama siz çocuk olduğunuz için o zaman Manolya aklınıza kazındı. Belki de şu anda izlediğinizde bile sadece yine Manolya diyorsunuz. Piknik Sepeti FM evet ilk bölümleriydi. Sonra sanırım ATV'ye geçtikten sonra Debriyaj FM oldu. Cik cik minik kuşum. Siirt'ten ben de Siirt'e selam söylüyorum. Hatay'a da bolca selam söylüyorum. Çekimlerde hiç hoşlanmadığınız biri oldu mu? Vallahi öyle bir şey yoktu. Biz ekmek paramızı bu işten kazanıyoruz. Hepiniz iş arkadaşlarınızı sevmek zorunda değilsiniz ama çalışıyoruz, seviyoruz, mutlu oluyoruz. Hayır orası bir radyo kanalı değildi. Orası sadece dizi için kullanılan bir villanın yani alt katıydı. Kiralıktı. Ne okuyayım çocuklar orayı kaçırdım bir şey oku diyorsunuz. Ya saçma sapan demeyin dizilere çocuklar. Saçma sapan diziler de olsa bizler ekmeğimizi o dizilerden kazanıyoruz. Sevmiyorsanız kanal değiştirin. Sövmeyin, boş verin. Hele bir karakteri sevmiyorsanız sakın ölsün diye dua etmeyin. Bir arkadaşımız ölünce biz çok üzülüyoruz sezonun başında. Eyvah işsiz kaldı diyoruz. Bir de bu açıdan bakın. Ben de sizleri özlemişim. Ne güzel ki hala 26 sene sonra, 25 sene sonra bu şekilde seviliyor olmak. Dizide hangisi başarı? Vaa fena soru. Cengiz mi Peker mi? Oyunculuk anlamında ikisi de çok iyi oyuncular. Arkadaşlık anlamında çok uzun yıllardır ikisi de arkadaşım. Hele Peker Açıkal'ın konservatuvardan arkadaşım. Yani 83-84 yıllarından. Peker biraz sinirlidir. Cengiz biraz delidir. İkisi de sevdiğim insanlar. İkisiyle de oynamak çok güzeldi. Hala görüşüyorum tabii ki birçok oyuncuyla. Okulda Ömer at yarışı oynuyor. Hala oynuyor çocuklar. Hala oynuyor. Aynı bildiğiniz Ömer'le Cengiz aynı. Çok teşekkür ediyorum. İzmir'e de selam söylüyorum. Yüzüm nasıl görünmüyor? Nereye gideyim? Yok böyle daha karanlık olmadı mı? Tamam deyin durayım. Yine mutlu olun çocuklar. O zaman gençtiniz. Dünyayı bilmiyordunuz. O yüzden mutlu zannediyordunuz. Okuldan gelip dizi izlemek. Oh anne baba elinde oturmak güzeldi. Biraz evvel cevapladım Cengiz Küçük Ayvaz mı Peker mi sorusunu. İkisi de çocuklar. İkisi de. Ömer'le birlikte yayın yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü çok görüşmüyoruz. O evlendi ve çok böyle şey ciddi bir adam oldu. Bildiğiniz gibi değil. De 37 yaşındayım gördüm ama devamını kaçırdım. Çocuklar duymasın maceram iyiydi. Güzeldi. Güzel bir diziydi. Manoş, Manoş'unuz yesin sizi. Leyla ile Mecnun'u evet ben de izliyordum. En komik sahnem. Nereden hatırlayayım çocuklar? Nereden hatırlayayım bilmiyorum valla. Ama beni en etkileyen sahne çocuk düşürdüğüm sahneydi. Onu hiç unutamam. Bir de Cengiz'in beni aldattığını öğrendiğim sahneydi. Radyo anonsu yapayım. Nasıl hatırlayacağım çocuklar? Ömer... Evet gerçek gibiydi çünkü ben de isteyerek diziden ayrılmadım ve bu yüzden tabii ki herkes üzgündü. Manisa'ya da selamlar olsun. Abuzer evet maalesef Selim arkadaşımız cezaevinde çıkacak inşallah. Hepimizin başına gelebilecek bir olay yaşadı. Kuşum nerede bilmiyorum. Şeker Kazım rahmetli oldu. Bizi izliyordur mutlaka Ümit abi. Bir set anısını paylaşayım. Neler paylaşayım? Bakayım.
bir gece böyle çok karlı bir gece çekim yapıyoruz çocuklar Kavacık'ta. Böyle el ele tutuşuyoruz ki kaymayalım, düşmeyelim diye toplanmış bizi seyrediyorlar. Seyredenlerden şöyle bir laf geldi. Bunların da işi gücü yok, çekim yapıyor gece yarısı. O kadar üzücüydü ki bu laf aslında. Çünkü bizim işimiz, yani ekmek paramızı kazandığımız iş oydu. İşi gücü yok olarak adlandırıldılar. Adlandırılmak çok gerçekten üzmüştü. Ama ben hiç unutamadığım bir anıdır. Evet, aldatıldığım sahnede gerçekten çok üzülmüştüm. Sanki gerçek gibi hissetmiştim çocuklar. Evet, ölenlere rahmet, Allah rahmet eylesin, aynı fikirdeyim. Haydar abi, ay Allah rahmet eylesin. Ona da çok gidenlerimiz oldu çocuklar, büyüklerimizden çok gidenlerimiz oldu. Ama ne güzel ki anılarınızda varlar. Bilmiyorum 80'lerde düşünür mü beni Birol Güven, bilmiyorum. Kayhan Bey'le aramız muhteşemdi. Kayhan abi bizden çok büyük olmasına rağmen tam Eko Kekosu, inanılmaz espri yeteneği olan çok kaliteli bir adamdı. Haydar abinizle de çok iyiydi. Öyle sinirli göründüğüne bakmayın. O inanılmaz derecede yumuşak kalbi olan biriydi. Maalesef erken kaybettik. Mekanı cennet olsun. Esma Nur'la Fahriye'ye sevgiler. Değişmemişsin demenize seviniyorum da. O sizin aklınızda öyle kaldığı içindir çocuklar. Haydar abiyle kan bağı. Dur, kaçırdım lafın sonunu. Alanya'ya da selamlar. Çocuklar çok hızlı yazılıyor. Belli ki çok kişi izliyor ve cevap veremiyorum. Takside tipo var mı? Ne film? Yakında geri döner mi? Okuyamıyorum çocuklar. Evet, hepsine Allah rahmet eylesin. Peki acaba, ay bakın Funda ile hiç, Aynur yeni kız yani. Yeni kız derdik ya, Aynur da izliyor. Funda seni seviyorum. İbrahim, Kaya, Mehmet, Neşe, Uğur, Nebriyacım, Sefaköy'e de selamlar. Yekta, Can, Rıdvan, Altınoluk'a da selamlar. Altınoluk'ta oturuyor Mine abla, çocuklar. Ramazan, Ramço'nun karısı. Hayır, canlı çekiyorduk. İlk sene dublajda dizi. Ondan sonrasında sesli çekiyorduk diziyi. Çocuklar 50 yaşındayım. Tabii ki yaşlandım. Yani normal. Şu an çiçek taksinin yerinde bir şey yok. Benim kalbimde mesela, evet çocuklar duymasın, bitti. Ondan bir evvelki dizimi çok seviyordum. Aşk Yeniden. Onu çok seviyordum çocuklar. Evet çocuktunuz, çoğunuz çocuktunuz. Bakın şimdi çocuklarınıza beni izlettiğiniz zaman deyin ki bu kadın hep vardı deyin, biz çocukken de vardı deyin. Yo, Gönül'le çok iyi anlaştık. Zeyno Eraca çok çok şeker bir insan, Zeyno Gönenç. Dizide herkesle çok iyi anlaştım. Çocuklar, o bizim rolümüz öyle. Gıcık gıcık davranıyoruz doğal olarak. Evet 50 yaşındayım. Ömer Köse sana da, Alişan Denktaş, Davut Gürçay, Kastamonu'ya da selam. Cuma Üzümcü, Nevzat Mertoğlu, Rıdvan Erdim, Yekta Talha, devamlı Halil Ayıldız. Evet, Türk Malı'nda da oynadım. Uyur Gezer, Moldov, evet Moldovyalı bir hizmetçiydim. Özledim tabii, özlemez olur muyum? Mesela durağa insanlar çocuğunu, kuşunu, kedisini, adını Manolya koyduğu her şeyi getirirlerdi. Keşke tekrar çekilse çocuklar ama o eski sevgileri yakalamak çok zor artık. Almanya'da selamlar. Büyüdün, evlendin, ay kurban olurum sana. Uğur, Barış, Ramazan. Çocuk okumaya çalışıyorum ama evet gerçekten saf ve temizdi. Aile dizisiydi. Her kesimin izleyebileceği. Ömer ne yapıyor? Tiyatro yapıyor çocuklar. Cengiz Küçük Ayvaz tiyatrosu var. Midyat'a da sevgiler. Evet ben de üzülmüştüm ayrıldığımda.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, zaman hızla geçiyor. İnşallah Allah ömür verdikçe beni izlemeye devam edeceksiniz. Ben de sizlerle buluşmaya devam edeceğim. İnşallah çocuklarınızı da büyütürüm. Ve ne güzel bir sürü torunum olmuş olur. Biraz evvel anlattığım anıları. Ömer'e çok bağırıyordum. Durup dururken mi bağırıyordum? Durup dururken mi? Yok çocuklar, çok para kazanmadık. Çünkü bizim çalıştığımız şirket piyasadaki dizilerden şu anda duyduğunuz rakamlar yoktu o zaman. Bizler çok ücret almıyorduk ama Allah'a bin şükür evimizi, arabamızı alacak kadar 10 yılda para biriktirdik. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Konya'ya da selamlar. Bursa'ya da çok selamlar. Evet, iki bölümde rol aldı. Hatta dün gece paylaştım ben bir bölümünü. O arabadaki sinir çocuk benim oğlumdu çocuklar. Siirt'e de selamlar. Fahriye ve Esma Nur bir daha. Evet, Akasya Durağı'nı sevdiniz mi bilmiyorum. Ama ben izlemiyordum. Belki de kıskanıyordum çocuklar, bilmiyorum. Çiçek Taksi'nin üst katı Erler Film'in binasıydı çocuklar. Müsahibine de çok selamlar. Evet, hala yurt dışı kanallarında. Afyon'a da çok selamlar. 80'ler de güzel bir dizi. Aynı fikirdeyim. Ayrısak'la beraberiz ve 7 numarada öyle. Konya'ya da çok selamlar. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Ne mutlu ki öyle bir diziyi izleyerek büyüdünüz. Evet, Erdal'ın hediyesini bozan benim çocuğumdu. Sünnet çocuğunu oynayan, şeyden de kaçan benim çocuğumdu. Arabadan da kaçan benim çocuğumdu. Sinan oğlumun adı. Sinan 23 yaşını bitirdi, 24 oldu. Samsun'a da selamlar. Maalesef isteklerinizi kabul edemiyorum. Facebook'ta bir limit var ve limit dolu. Iğdır'a da selamlar. Limit dolu olduğu için ekleme yapamıyorum. Fakat profilim açık. İstediğiniz gibi ekleme yapabilirsiniz. Akasya Durağı'nı izlemedim, dediğim gibi kıskanmış olabilirim çocuklar. Akasya Durağı, arkadaşlarınız, yani adminleriniz bağlantı kurmalı dizi oyuncularıyla. Çok teşekkür ediyorum. Trabzon'a da çok selamlar. Oynamadım Kurtlar Vadisi'ni, herhalde bir ben kaldım oynamayan. Herkes oynadı. Balıkesir'e, Dursun Bey'e selamlar. Çocuklar Duymasın'dan ayrılmadım. Çocuklar Duymasın bitti. Dizi bitmeden 2 hafta evvel yavaş yavaş yazmadı bizlere. Yazmaya son kişilerle, yani ana kadrosuyla diziyi bitirdi. 20 milyon borcu hala ödeyemedim. Evet, ödeyemedi. Sivas'a selamlar. Cenk vallahi. Tekirdağ'a selamlar. Oo, 3 tabur askere. Ay, anneleriniz sizi ne özlemiştir yavrum. Dikkat edin kendinize. Güzel çocuklar. Aynur dediğiniz, evet, Funda Gürdağ ile konuşuyoruz. Hatta dün gece konuştuk. Sizinle canlı yayın yapacağım için dedikodunuzu yaptık. Tabii ki Funda, o diziye bakmayın siz. Ona yeni kız yeni kız diye bağırırdım ben ama Funda da çok sevdiğim bir arkadaşım. Niye kale almayayım çocuklar? Gördüğüme cevap veriyorum mutlaka. Gaziantep'e selamlar, Siirt'e selamlar, Osmaniye selamlar. Orası tatil beldesi. Evet, Silivri'deyim şu anda. Evet. Arkadaşlar, öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Son sorularınızı alayım. Oynarım tabii ki 80'lerde. Teklif gelirse niye oynamayayım çocuklar? Hayatımı ancak tiyatro ve televizyon dizilerinde oynayarak kazanıyorum. Ha, bu arada emekli oldum. Emekli maaşım da var tabii. Adıyaman'a da sevgiler. Denizli. Wow, Galata Kulesi'ne de o zaman sevgiler. Ramço, Allah rahmet eylesin. Debriyaj FM. Evet, sıradaki şarkıyı bizi izleyen bütün gençlere armağan ediyorum diyeyim. Ankara, Kaş'a da selam. Pardon, görmedim. Van'a da selam. Çocuklar, yetişemiyorum. İzmir'e selam. Evet, Funda ile hepinizi çekiştirdik, ondan çınlamıştır. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Evet, kira parasıyla, elektrik su parasıyla, hepsiyle at yarışı oynardı çocuklar. Böylece geçinemezdik bir türlü, biliyorsunuz. Viyana'ya da selamlar. Orhanlı'yı unutmadım. Denizli'ye selamlar. Almanya'ya sevgiler.
Funda Hanım, hesabı gizli olabilir, kabul edemeyebilir. Çocuklar çok bazen fazla geliyor talep. Bazen alamayabiliyorlar insanlar. Kızmayın lütfen. Hasan merhaba. İzmir Bergama selamlar. Zuhal abla ve Melda ablanla görüşüyorum. İkisi de çok yakın arkadaşlarım. Hiç kopmadık ki çocuklar bizler. Sizler de Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Evet, Aşk Yeniden de oynuyordum. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum sevginize, saygınıza. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler.